Merhaba arkadaşlar. YKS, TYT, AYT, TYT coğrafya kıssadan hisse serimize ikincisiyle devam ediyoruz. Dünyanın şeklinin sonuçlarına baktığımızda ki dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin bir görünüme sahiptir ki bu şeklin tam bir daire olmadığı geoid adı altında anıldığını biliyoruz. Geoid şeklinin sonuçlarına bakarsak ekvatorun uzunluğunun tam bir meridyen dairesinin ki iki meridyen yayının birleşmesi ile dikkate aldığımız bir noktadır bu. Uzunluğundan 67 kilometre daha fazla olması. Ekvatorun yarı çapının kutupların yarı çapından 21 kilometre daha uzun olması. Kutup noktalarındaki yer çekim gücünün ekvatordaki bir yere göre daha fazla olması bizim geoid şeklimizin sonuçları arasında sayılabilmektedir. Ki yarı çapların daire tam bir meridyen dairesinin ve yer çekiminin farklılığı burada önemli kriterlerimiz oluyor. Küresel şeklin sonuçları diye de bir ifade söz konusu. Dünyanın genel görüntüsü olan küreselliğin ortaya koyduğu sonuçlar. Güneş ışınlarının yere düşme açısının ekvatordan kutuplara doğru gidince daralması, daha eğik açılarla gelmesi. Bu durumda özellikle baktığımızda sıcaklık, gölge boyu, iklim özellikleri, bitki örtüsü, toprak tipleri, tarım kısmındaki yine kıyaslamalar bunların hepsinin değişmesine sebep oluyor. Örneğin ekvatordan kutuplara doğru gittiğimizde ekvatoral yağmur ormanları, savan, çöl, maki, geniş yapraklı karışık orman gibi bitki örtüsü değişimini görüyoruz ki bu ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınlarının gelişi, sıcaklık gibi noktalarda dikkate alınabiliyor. Güneş ışınlarına bağdaştırabiliyoruz. Dünyanın bir yarısının aydınlıkken diğer yarısının karanlık olması yine küresel şeklin sonuçları arasında. Yerden yükseldikçe görüş alanının genişlemesi, dünya üzerindeki bir noktadan hep aynı yöne hareket edildiğinde başladığımız noktaya geri dönmemiz, kutup yıldızının görünüm açısı ekvatordan kuzey kutbuna doğru gidince büyüyor. Sadece kuzey yarımküreden görülen bir yıldızdır ve kuzey yarımkürede hangi enlem derecesinde bulunuyorsak bu yıldızı o açıyla görüyoruz. Yani 10 kuzeydeyiz 10 derece, 20 kuzeydeyiz 20 derece. 40 kuzeydeyiz 40 derece ki sıfır ekvator sıfır yani görülmüyor. Güney yarımküredeki alanlarında bunu görmüyoruz. Ardışık meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidince daralıyor ki kutuplarda hepsi birleşiyor. Yine bu küresel şeklin sonuçları arasında sayılıyor arkadaşlar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızına çizgisel hız diyoruz. Bu yine dünyanın küresel şekliyle alakalı. Tabii bir de dönüş ekleniyor buna. Küresel cisimlerin ekseni etrafındaki birim zamanda kat ettiği açıya ise açıda dikkate alınan hıza ise açısal hız deniyor. Açısal hız dünyanın her yerinde eşit olarak dikkate alınır. Çizgisel hız ise ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Daha eğik açılarla, daha küçük açılarla geliyor. Sıcaklık genel olarak azalıyor. Tabii özel konum şartlarını bunun içine katmıyoruz. Buharlaşma miktarı azalıyor. Denizlerdeki tuzluk oranı azalıyor. Yer çekimi yine özel konum şartlarını hesaba katmadığımızda yine baktığımızda artış görülüyor. Tabii özel konum şartlarını dikkate almıyoruz. Artış oluyor. Bitki türleri çeşitliliği azalıyor. Yine özel konum gerçekleri gibi etkenleri almıyoruz. Kalıcı kar sınırında bir azalma, deniz seviyesine yaklaşma oluyor. Meridyenler arası mesafe azalıyor. Paraleller arası mesafe değişmez arkadaşlar. 111 kilometredir her yerde. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı ki ekinoks tarihleri hariç kutuplara doğru gidildikçe artış gösterir. Çünkü ekinokslarda yani 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olduğunu biliyoruz. Evet, test kısmına geldik arkadaşlar. Hemen testlerimize, sorularımıza bakalım. Geniş yaprak, karışık, iğne, tundra. Az önce de söylediğimiz gibi güneş ışınlarının geliş açısı ki bu da dünyanın şekliyle alakalıydı. Ekvatordan kutuplara doğru bitkilerin kuşaklar oluşturması dünyanın şekli güneş ışınlarının geliş açısıyla alakalıdır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. İkinci sorumuzda yukarıdaki şekillerde birinci görünüm açısında olan Hollanda'nın Rotterdam limanından hareket edip ikinci görünüm açısındaki ABD'nin New York kentine malzeme taşıyan bir kuru yük gemisinden kutup yıldızının görünüm açıları verilmiştir. Ki 52 derecelik açıyla görüyorsa demek ki bu 52 kuzeyde yer almaktadır. Ki az önce bu bilgiyi vermiştik. Hangi açıyla görüyorsa kuzey yarımkürede o enlem derecesinde yer almakta demiştik. Buna göre bu süreçte geçen süreçte geminin seyri için hangisi kesin olarak söylenebilir? 11 enlem kuzeye doğru ilerlemiştir. Şimdi 52'den nereye geliyor? 41'e. Güneye doğru ilerliyor.
O yüzden yanlış. Kuzeybatıya doğru yol almıştır ki kuzeybatıya yol almıyor arkadaşlar. Güneye geliyor demiştik. Batı yarımküreden doğu yarımküreye ki batı doğu kıyaslaması yapamıyoruz. Kuzey güney kıyaslaması yapıyoruz. Yolculuk büyük okyanus ki okyanusu yine buradan göremem. Yani hangi okyanusta gittiğini göremem açıkçası. Bu açılara bakarak. Güneye doğru yol almıştır. Evet, güneye doğru yol almış. Çünkü 52'den 41 kuzeye doğru aşağı doğru indi. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda dinamik basınç alanları oluşur. Yer çekimi ekvatorda kutup noktalarına göre daha azdır. Yerel saat doğuda her zaman ileridir. Verilenlerden hangileri dünyanın geoid şeklini kanıtlar? Yer çekiminin kutuplarda daha fazla, ekvatorda daha az olması, yarıçap ve meridyenlerin özellikle çapları burada etkili olan faktörlerimizdi ya da ortaya çıkan noktalardı. O yüzden yalnız 2'yi almam gerekiyor. Çünkü 1'de verilen dünyanın günlük hareketi yine 3'te verilen dünyanın günlük hareketiyle alakalıdır. Geoid şekilde alakalı değildir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, dördüncü sorumuzda haritada verilen yerlerden ardışık iki meridyen arası mesafenin en fazla olduğu, yıl içerisinde gece gündüz sürenin değişiminin en fazla olduğu yerler sırasıyla hangisine doğru verilmiştir? Sırasıyla demiş. İlk başta ardışık iki meridyen arası mesafenin en fazla olduğu yeri bulacağız. Ki bu da arkadaşlar ekvator ve ekvatorun çevresindeki alanlar oluyor. Yani 2 ile başlaması gerekiyor. Yıl içerisinde gece gündüz süre değişiminin en fazla olduğu kutuplara yakın bir yer olması gerekiyor ki bu da 3 numara. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olarak dikkate alınabilir. Evet, 5. sorumuzda dünyanın şeklinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi olduğu söylenemez. Kızıldeniz'in Karadeniz'den daha tuzlu olması, güneş ışınlarının geliş açısı, enlem, dünyanın şekli. Ekvatorun kutuplardan daha sıcak olması, enlem ki güneş ışınlarının geliş açısı, dünyanın şekli. Sahra Çölü'nün İskandinav Yarımadası'ndan daha sıcak olması ki biri güneyde, biri daha kuzeyde enlem etkisini dikkate alabiliriz. Sıcak değişimi, güneş ışınlarının geliş açısı. Türkiye'de kutup yıldızının görünüm açısı kuzeye doğru artması. Yine dünyanın şekli. Güneydoğu Asya'da ortalama yükseltinin Batı Avrupa'dan fazla olması ki bu yükselti dünyanın şekliyle açıklanamaz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, 6. sorumuza geldik. Ekvator ve çevresine yıl boyunca ortalama sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak buharlaşma miktarı fazladır. Bu durumun sonuçları arasında aşağıda verilenlerden hangisi gösterilemez? Ki burada yıl boyunca hava hareketi yükselici olduğu için yeryüzüne uyguladığı kuvvet basınç olarak baktığımızda ya da o gazların yeryüzüne uyguladığı kuvvet daha düşük oluyor. Bu ortaya çıkar ya da sonuçlar arasında yer alır. Grup ve tan sürelerinin daha kısa olması bu dünyanın günlük hareketiyle alakalıdır. Bu yukarıda verilen durumla alakalı değildir. Bitki ve hayvan çeşitliliğinin fazla olması bu alandaki yıl boyunca ortalama sıcaklık ve oradaki buharlaşma, oradaki nemlilik, bitki örtüsünün de zengin olması yine. Toprakların yıkanma oranı yine fazla o yükselmeye bağlı olarak yağış. Ki yıl boyunca yağış alan bir yer ve yıllık yağış miktarı fazla. Grup ve tan sürelerini biz dünyanın günlük hareketiyle açıklıyoruz arkadaşlar. Ki bu özellik olarak baktığımızda yıl boyunca sıcaklığın yüksek olması kısmıyla açıklanamaz. Yani grup ve tan süreleri sıcak oldu diye daha uzun olmaz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.